Hanımlar, beyler günaydın efendim. Bugün 15 Ekim Cumartesi, hayatı tüm renkleriyle kucaklayan Merhaba Hayat programına hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Evet, Merhaba Hayat'ta yine ekibimiz hafta boyunca çalıştı. Sizlerin sağlığı, saati, afiyeti için güzel bir içerik hazırladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süresince Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Efendim, sağlığınız için, aile sağlığı için, evlat sahibi olmak için bu sabah Doçent Doktor Turgut Aydın ilk konuğumuz olacak. Kendisi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı ve bize özellikle kısırlık neden arttı? Erkek kısırlığında yeni çözümler var mı? Ve tüp bebek tedavisindeki yeni teknolojiler neler? Araştırmalar neler? Tedavinin aşamaları neler? Bu konuyu anlatacak. Akabinde sevgili seyircilerimiz, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak hocam bizlerle olacak ve bir iyileşme hikayemiz olacak stüdyomuzda. Zeynep Hanım bize iyileşme öyküsünü anlatacak. Efendim, Barış hocam da kalp sağlığı ve özellikle kapalı bypass ve kalp kapağı cerrahisi hakkında bilgiler verecek. Yine mutfağımız var, pratik bilgilerimiz var. Sevgili Meltem Açık geldi. Bize o güzeller güzeli şahane mutfağından tarifler verecek. Evet, biz dolu dolu içeriğimizle başlıyoruz. Telefonlarla canlı yayınımıza sizler de katılabilirsiniz sevgili seyircilerimiz. Ve ilk bölümde Meltem'in mutfağına doğru gidiyoruz. O yeşillikler içindeki muazzam mutfağına gidiyoruz. Ve Meltem tüm enerjisiyle bizlere ne anlatacak biliyor musunuz? Tavuk kokoreç, kokoreç sevenler, efendim beyaz et yemek istiyorum diyenler bu tarifi mutlaka alsınlar. Bir yandan da ekmekleri hazırlasınlar. Efendim, Meltem anlatıyor. Yemek tarifimiz bugün de şahane. Buyursunlar. Mutlu hafta sonları. Merhaba Hayat, yine sizinle birlikte. Hafta sonu olunca anneler de biraz dinlensin ya da yemek yapan babalar, anneye yardım eden babalar biraz dinlensin. Bugün de kolay bir şey yapalım isterseniz, herkesin sevdiği ve bayılarak yediği ne yapacağız? Kokoreç. Kokoreç yapacağız ama o bağırsaktan hazırlanan kokoreçlerden değil. Biz onu tavukla yapacağız. Emin olun o dışarıda yediğiniz kokoreçler kadar lezzetli ve güzel olacak. Aynı zamanda da ekonomik. Tencere yemeğini her zaman tercih ediyoruz, her zaman seviyoruz ama hepimiz dışarıda bir miktar yemek yemekten hoşlanıyoruz. Ne bileyim, hamburger olur, kokoreç olur, döner ekmek olur. Böyle ekmek arası şahane bir kokoreç yapacağız. Bir bardak ayranla ya da bir bardak meyve suyuyla içebileceğiniz, bir öğünü atlatabileceğiniz, hatta belki bugün hafta sonunu keyifle atlatabileceğiniz nefis bir tarif olacak. Ne gerekiyor bunun için? Tavuk göğüs kullanacağım ben ama eğer isterseniz tavuk but da çok lezzetli oluyor. Ama bütün baharatlarla lezzetlenince tavuk göğüs de aynı lezzeti veriyor, emin olun. Şimdi ne yapıyorum? Tavuğum var, minik minik doğradım tavuklarımı. İlk önce tavuğumun içine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Ve tabii ki biraz tereyağı. Mantarım var. Mantarın da kendine has lezzeti, kokusu, baharatlarla karışınca hem tavuğumu çoğaltıyor, yani daha bereketli hale getiriyor. Tavuktan biraz daha ekonomik, hem de lezzet veriyor. Şimdi küçük küçük doğradığım mantarlarımı tavama şöyle aldım. Bu işi sırayla yapmak lazım. Çünkü tavuk suyunu verir, mantar suyunu verirse biraz haşlama gibi olur. O kokoreçten aldığımız lezzeti alamayabiliriz. Onun için kavurarak sırayla yapacağım hepsini. Şimdi bu işin püf noktalarından bir tanesi de lezzet arttırıcı. Ben bütün yemeklerimde hemen hemen kullandığım sarımsak. Bolca bir 4-5 tane, 6 tane sarımsak şöyle doğrayacağım minik minik. Sarımsaklarımı da mantarlarımı ilave edeceğim ki mantarlar da sarımsaklarla beraber lezzetlensin. Bakın, birazcık suyunu bıraktı mantarlarım. Onun çekmesine müsaade edeceğim. Sarımsaklarımla şöyle mantarlarım güzelce lezzetleri birbirine harmanlansın. Kırmızı biber de doğrasanız olur. Ama yeşil biber, hele ki biberiniz acıysa, böyle nefis bir tat alıyor. Bayılıyorum. Tavuğu mümkünse en son koyacağım. Çünkü biberlerim de mantarlar suyunu çektikten sonra böyle hafif kızarmış biber tadı alsın. Haşlama gibi olmasın. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum.
Hani et yemeyenler var ya, vejetaryenler. Benim kızım da yıllarca vejetaryen olarak yaşadı. Yemedi, etten uzak durdu. Ama kan değerlerinde başka rahatsızlıklardan dolayı problem olunca minik minik birazcık et yiyor. O onun tercih olan bir şey. Yani şu anda et yiyor olmasına rağmen hiç tavuk koymadan yapsam bunu bile bayılarak yiyor. Şimdi hafif hafif kızarmaya başladı. Biberlerin rengi dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi mantarlarım güzel karamelize bir renk aldı. Karabiberin etkisi çok tabii bunda. Karabiber nefis bir lezzete dönüştürdü hepsini. Şimdi tavuklarımı atıyorum. Tavuklarımın sıcak tavaya attım ki tavukların su bırakmasına engel oldum. Lezzeti içinde kalsın. Yani eti mühürlemek de öyledir ya, etiniz lezzetli olsun istiyorsanız sıcak tavanın içinde arkalı önüne mühürlersiniz. Etin suyu içinde kalır, et lezzetli olur. Ama etin suyunu kullanmak istiyorsanız o zaman suyunu bırakmasına müsaade etmelisiniz. İçine koyduğunuz biraz da suyla beraber, işte ne bileyim, tavuksa bu tavuk suyuna çorba, etse et suyuna çorba, o su lezzet kazanır. Ama biz tavuklarımızı mühürledik ki o lezzet içinde kalsın, tavuğun lezzeti içinde kalsın. Ayrıca da mantarımı ve biberimi sulandırmasın. Şimdi buraya kadar harika. Biraz kırmızı toz biber atacağım içine. Kırmızı pul biber acı çok yakışıyor. Acı seviyorsanız bence basın içine acıyı. Şimdi en son kekik ekleyeceğim içine. Kekiğin kendine az baskın bir lezzeti vardır. Buradaki güzel lezzetin önüne geçmesini istemiyorum. Onun için altını kapatmak üzereyken içine birazcık kekik ilave edeceğim ve acayip bir kokoreç olacak. Şimdi biraz tereyağı ayırmıştım ya, bu tereyağı lezzeti arttıracak. Ve o hani çorbaların üstüne böyle tereyağı eritir dökeriz, cos diye güzel bir koku bırakır, bir lezzet bırakır, bir tat bırakır. Şimdi bu tereyağı da kızgın tavada o güzel tadı bırakacak kokoreçimde. Sıra geldi kekiğe. Kekiğimi de ilave ettim. Çok tavuklarımın o acı kekik tadını almasına müsaade etmeden şöyle bir kavuruyorum. Ben buradaki ekip sayısına göre yapacağım. Eminim stüdyodaki arkadaşların da bunu çok yemek isterler. İnşallah bir gün gelip stüdyoda yaparım ya da bütün stüdyoyu burada ağırlarız. Biz burada birkaç kişi bu kokoreçi yiyerek sizin adınıza tadına bakacağız. Bugün sizin için Merhaba Hayat'ta çok güzel, basit, kolay ve hemen yapılabilir bir kokoreç tarifi verdik. Eminim hepinizin canı çekti. Bugün hafta sonu. Hafta sonunda size hadi ben bugün bunu yapayım diyeceğiniz şahane bir tarif. Merhaba Hayat güzel konuklarıyla, güzel sunucularıyla devam ediyor. Görüşmek üzere. Evet, şahane bir kokoreç tavuklu. Ben kokoreçi çok severim ama tavuklusunu deneyebilirim. Efendim ne demiştik? İlk bölümde anne baba olmak isteyenler, torun torbaya karışmak isteyenler. Dünyada kısırlık artıyor. Genç yaşta
tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerin sayısı da artıyor. Bütün bunları konuşacağız. Tedavinin aşamalarını konuşacağız. Beyefendilerin özellikle sorunları neler? Nasıl çözümleniyor? Bunları konuşacağız. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Turgut Aydın hocam bizlerle birlikte. Efendim her zaman olduğu gibi 0212 702 1777'den programımızı arayıp sorularınızı yöneltebilirsiniz bizlere. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Meral Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi miyim Meral Hanım? Yani tabii dün geceki bu elim faciadan sonra biraz daha moralimiz bozuldu. Aslında maalesef. Hani bu program canlı olduğu için gelmek durumunda tabii, kaldık ama hani böyle bir böyleydi. Orada göçük altında kalanlara Allah sabır versin, sağlık aileler versin. Aileler sabırla bekliyor hala. Hayatını kaybedenlere de baş sağlık diliyorum. Hani başka Allah hiçbir şey yapılamıyor. Eylesin, sabır diliyoruz yani, hakikaten. Herkes elinden geleni yapıyor, o görülüyor. Sürekli takip ettim, gece de kalktım takip ettim. Evet, maalesef çok üzücü bir durum ama özellikle madenlerde böyle bir risk var. Hakikaten başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Kurtarma çalışmalarına katılanlara da hakikaten kuvvet diliyoruz. Onlar da çok önemli bir iş yapıyorlar orada hocam. Yaklaşık 200'e yakın ambulans gitmiş Sağlık Bakanlığı göndermiş. Tabii ambulans uçakları göndermişler. Bakalım artık yani herkesin ümit kulağı ediyorum. Hakikaten kalan işçilerimiz de canlı çıkarılırlar ve ailelerine kavuşurlar. Evet. Şimdi insan sağlığı bizim ana temamız. Doğum özellikle konuşacağımız konu bu. Tüp bebek tedavisini konuşuyoruz. Neden? Çünkü tüm dünyada hocam kısırlık sorunu ciddi sağlık sorunlarının arasına girdi artık. Bunun sebeplerini herkes merak ediyor. Ne oluyor? Yani neden gencecik genç kızlarımızda bile işte 20'li yaşlarda bile kısırlık problemi var? Ya da işte beyefendiler azospermiyle ciddi şekilde yüzleşebiliyorlar. Hatta onlar yayınları arayıp sormak istemiyorlar. Çoğu zaman eşleri bizi arıyor, soruyorlar, yazıyorlar. Neden kısırlık bu kadar artıyor hocam dünyada? Yani aslında kısırlık biraz artıyor ama tabii ki siz bu konuya çok ilgileniyorsunuz. Onun için siz burada daha çok farkındasınız. Biraz evet, da bize çok yazıyorlar. Bu açıdan bakmak lazım. Yani tabii doğru, Türkiye dünyada böyle bir trend var ama bu biraz insanların yaşam tarzıyla alakalı. Artık buradaki her zaman söylüyorum tüm programlarda, artık insanlar daha geç yaşta çocuk sahibi olmak istiyor. Evlilikler daha geç yaşta oluyor. Bunlar da ister istemez kadın yaşı ilerledikçe sekonder bir takım hastalıkların olma ihtimali de artıyor. Yani bunlar işte miyom oluyor, endometriyom oluyor, enfeksiyon oluyor. Birçok sebep daha sonra da infertiliteye sebep oluyor. Bunların aslında hepsi infertiliteyle ilişkili hastalıklar. Ve tabii erkeklerde de aynı şey geçerli. Her ne kadar baştan deniyorduk ki erkeklerin aslında yaş fertiliteyi çok etkilemez. İşte 70 yaşında baba olan var. Evet, evet öyle var. Bilinir. Ama birçok insanda 40-50 yaşlarda spermi azalabiliyor. Yani bu herkeste böyle olacak değil. Yani kadında çok sert bir düşüş olurken erkeklerin de bir kısmında düşüşler oluyor. Ya da doğan çocuklarda bir takım sıkıntılar olma ihtimali artıyor. Ama sonuçta erkekler de artık geçiş, yani 50 yaşına 60 yaşına baba olmak istiyorlar ve bunların da bir kısmı baba olma potansiyellerini kaybetmiş oluyor. Birçok sebep var böyle sayacağımız. İşte hep GDO'lu besinleri suçluyoruz, işte çevre kirliliğini suçluyoruz. Bunların ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz ama. Beslenme de mi çok etkili bu konuda? Tabii ki sonuçta beslenme aslında son zamanlardaki problem çok beslenme. Yani bizim hep obezite yani. Obezite de aslında ciddi bir infertilite problemi. Hem kadında hem erkekte. Yani ve doğuramayan kadınlar da aslında kilo alıyor. Yani aslında doğurganlık, sürekli tekrar tekrar doğurmak bazen kadınlarda şey yenilenmeyi sağlar. Sonuçta bir o vitaminleri aktaracağı bir çocuk vardır. Ama hiç doğurmayan bir kadın o sirkülasyonu ya da o şeyi bazen tam düşünenin aksine bir durum da olabiliyor. Obezite işte yumurtlamayı sonra kaybedebiliyor. Yani yumurtlama düzenini kaybedebiliyor. Ondan sonra erkeklerde yine obezite östrojen hormonlarını artırıyor. İşte androjen, tabii canım, bu da işte sperm kalitesini düşürüyor. Azospermi olacaksa oluyor. Ya da oligospermi oluyor. Birçok gen etkileri oluyor. Şimdi genelde bu konular dikkatimizi çektiği için okuyoruz. Mesela şu kutu içecekler, metal kutulardaki. Oradaki ağır metaller
sperm hücrelerini, beyefendilerini etkiliyor diyorlar. Ya da işte şu malum hayatımızı kolaylaştırsa da handikapları da var. Cep telefonu, işte o tabletler, bilgisayarlar, bunlar bile aslında kısırlığı tetikleyen faktörler diye biliniyor erkeklerde. Doğru mu bu? Ya aslında bu hep böyle söylenir ama bununla ilgili gerçek bir elimizde data yok. Bu acaba bu firmalar çok güçlü ondan mı? Yoksa cidden bunun bir etkisi mi yok onu bilmiyoruz. Yani bu hani net bir bilgi net yok aslında. Net olarak hani bu azaltıyor demek çok böyle şey değil. Ha, yani burada bunların bir kısmının çalışma mekanizması aslında dalga boyları farklıdır. Yani radyasyon sayılır ama bir kısmı işte geniş dalga boylarıyla bir kısmı frekanslı yüksek dalga boyuyla şey yapar. Örneğin ışınlar ya da işte radyoterapi bunlar farklı dalga boyuna sahiptir. Radyo dalgaları ya da işte bu internetin kullanıldığı dalgalar çok çok farklı dalgalardır. Yani bunlar teorik olarak da şey olarak da hani bilimsel olarak da aslında bir zarar verdiği gösterilememiş. Evet, enteresan şekilde ama bu haberler çok yapılıyor. Onu ya, da sormak bu istedim. Bu tabii şeydir hani doğru da olabilir. Yani bunlar çünkü çok çok değişti. Ama burada bakmak lazım. Ne kadar arttı? Türkiye'de son 10 yıllık ya da 20 yıllık tüp bebek hikayesine baktığımızda aslında tüp bebeği toplasan 40 yıllık bir geçmişi var. Dünyada. Türkiye'de de 30 yıllık bir geçmişi var. İnfertiliteyle en çok biz uğraşıyorsak eğer. Son 10 yılda diyelim hadi insanlar daha çok ulaştı. Sonuçta son 10 yıldaki tüp bebek merkezleri %5-10 oranında arttı. Yani çok büyük bir değişiklik yok. Ama baktığımızda tabii ki hasta sayısı belki %100 arttı. Ama bunların örneği bakıyoruz büyük kısmı yabancı hastalar. Türkiye son zamanlarda yabancı çok hasta geliyor. Ondan sonra işte yine insanların bu tür programlarda işte eskiden örneğin 10 yıl önce 20 yıl önce insanların tüp bebeğe bakışıyla şu anki bakışla farklı. Çok fazla. Yani o zamanlar tüp bebeği biliyordu parası vardı ama kafasında başka soru işaretleri olduğu için de tüp bebek yaptırmayan bir grup vardı. Tabii ki artış var. Acaba bu artış tüp bebek miktarı şu an 80-90 bin kişi tüp bebek yaptırıyor Türkiye'de. İşte bundan 10 yıl önce yaklaşık 50 bin kişi tüp bebek yaptırıyordu yılda. Ya baktığımızda hani bir artış var ama bunun acaba cidden bu çevresel şeylerden mi kaynaklanıyor? Yoksa artık işte siz program yapıyorsunuz, başka yerlerde programlar yapılıyor, hep böyle anlatılıyor. Bu tabii normalleşti ki, aslında. Normalleşti. Daha temkinliydi. Hizmet alan insan sayısı arttı. Birçok yuva kurtuldu. Yani hani tesadüfen biz sizi televizyonda bulduk, gördük, geldik diyen ve çocuk sahibi olan insanlar var. Belki de onların hiçbirisi hayatı boyunca çocuk sahibi olamayacaktı. Yani son anda yakalandı, bir şey oldu. Hani bunlar da var, bunları da unutmamak lazım. Peki hocam şimdi biliyorum Amerika'da bir kongre var değil mi? Evet, sizlerin katılacağı. Haftaya katılacağız. Haftaya, aa yakınmış. Şimdi özellikle erkek kısırlığına ilişkin. Biz yayınlarda genellikle infertilite konuşurken kadınların problemlerini daha çok konuşuruz. Ama erkeklerin de yadsınamayacak problemleri var. Erkek kısırlığına ilişkin zannediyorum bir çalışmanız var. Yani erkek çalışmasına ilgin çalışma, şöyle söyleyeyim biz kadınlarda daha çok hani bir çalışmamız oldu. Onu bu şeyde kongre sunacağız. Bu erkekle ilgili bir çalışmamız oldu. Geçen yıl hatta TÜBİTAK 1507 ile projelendirildi ve şu an üretime başlandı. Onunla ilgili bir takım daha yeni gelişmelerde işte bunları da Eşre'de gelecek yıl Avrupa'da Kopenhag'da sunacağız. Hani bu konuda da şeyler var. Biz şunu gördük yani aslında burada birçok katkı ürünleri var. Hani bunlar değil bizim uğraştığımız. Aslında bizim uğraştığımız daha çok bu sperm seçiminde. Türkiye'deki bütün medyumlar aslında ithal medyumlardı. Sperm hazırlarken kullandığımız, mikro enjeksiyon yapmadan önce kullandığımız. Biz burada bir medyum geliştirdik aslında. Hani öyle mi? Patente alındı ve bu şey yapılacak. Hani şu an üretime geçildi. Özelliği ne hocam diğerlerinden? Bunun içinde serotonin koyuldu. İşte bir takım arjinin koyuluyor, başka şeyler koyuluyor, Q10 konuluyor. Benim de danışmanlığı yaptığım bir arkadaşım yaptı bunu. Biz burada serotonin türü şeyler, bunlar örneğin serotonin şeyde kullanılır daha çok. İşte insan modunu artırmak için işte... Mutluluk hormonu mutluluk değil mi? Mutluluk hormonu, evet doğru bak şimdi çok iyi. Ya bunu işte sperm medyumlarında da kullandık. Ve gördük ki spermlerde hani hareket yani onun etkinliğinin ne olduğunu tam farklı mekanizmalarla aslında baktık ki tesiste de sperm
serotonin reseptörleri var çok miktarda. Ve bunu şeyde uyguladığımızda, hani normal sperm hazırlamada uyguladığımızda daha çok, daha kaliteli sperm seçebilir hale geldik. Yani Allah Allah. Yani, tabii şu an aktif kullanılmıyor ama hani bir miktar sonra bunu işte aktif kullan, belki de işte birçok tüp bebek merkezinde pazarlanıp aktif satılmaya başlanacak gibi. Başarıyı etkileyen bir çalışma o zaman, doğru mu anladın? Yani bunu şimdi böyle işin başında bu başarıyı etkiler demek için canlı doğumlara bakmak lazım. Bizim Türkiye'de bütün yapılan şeylerde böyle televizyon programlarında falan bazen işte şöyle oldu, biz çok ya bu bunun için biraz daha dataya ihtiyaç var. Tamam, sperm hareketlerini artırıyor. Evet. Yani motil sperm oranını artırıyor. Bizim için çok önemli bir şeydir. Canlı bebeğe gidecek ya da mikro enjeksiyonu için yapacağımız yani sperm seçiminde çok önemlidir. Ama şeyde hani canlı çocuklara ne kadar etkili olacak onu da daha sonraki çalışmalarda görmek lazım. İstatistikler yani çıkacak tabii. Ya da işte biz çalışma yapacağız, başkaları bu kullanacak, onlar çalışma yapacak ve diyecekler ki evet ya bunda işte eve götürülen bebek oranı artırıyor gibi bir takım şeyler söylenecek. Tüp bebek tedavisinde önemli olan o eve götürülen bebek sayısı değil aslında mi? Başarı evet, kriteri ya, tabii, tabii. O aslında. Önceden daha çok klinik gebelik, yani kalp atışı görülen gebelik şey yapılıyordu, ön plandaydı. Çünkü çalışmalar daha azdı ama önemli olan çocuğunu kucağına alabiliyor mu aile? Yani budur. Onun için asıl başarı kriteri eve götürülen bebektir. Doğru. Evet. Peki hocam, şimdi erkek kısırlığında azoospermi çok konuşuyoruz. Azoospermi tam olarak nedir? Azoospermi spermde, menide hiç sperm olmaması durumudur. Burada tabii üç tane mekanizma var aslında burada azoospermiye sebep olan. Bir tanesi sonuçta beyinden insan tesislerine bir hormon gider. FSH ve LH hormonu. Evet. Bunlar sperm üretimini sağlar. Evet. Varsayalım doğuştan ya da geçirilen bir kazayla ya da bir tümörle hipofizde ya da beyinde, hipotalamusta bir problem oldu ve o FSH ve LH hormonu salınmıyor. Tamam. Bu durumda dışarıdan siz bu hormonu verdiğinizde tüp bebeğe bile ihtiyaç olmadan normal yola gebelik elde edebilirsiniz. Yani bu azoospermlerin bir tane nedeni budur. Tamam. Yani bunda hormon çok düşüktür ve anlaşılır. İkincisi doğuştan aslında bir doğuştan sperm kanalları oluşmamıştır. Bunlar da genelde kistik fibrozis taşıyıcısıdır ama bir kısmında bu da yoktur ama sperm kanalları yoktur. Tamam. Bunlarda da aslında sperm üretimi vardır fakat sperm dışarı çıkmaz. Bunlara baktığımızda bütün hormonlar normaldir. Yani hormonal bir problem yoktur. Üçüncüsü ise aslında beyinden hormon salınır. Tamam. Ama kanallar da açıktır. Fakat sperm üretimi tesiste yoktur. Yani üreten hücrelerle ilgili problem vardır. Buna da biz obstrüktif olmayan, yani tıkalı olmayan kanallara sahip azoospermi diyoruz. Burada bazen çok çok nadiren, hatta burada iki türlü şey vardır, iki türlü tarafı vardır bu hastalarda. Bir kısmı örneğin çok az sperm vardır, taneyle bir iki tane sperm vardır. Bir kısmında ise hiç yoktur örneğin sperm. Aslında hiç görmediğimizi, acaba bir iki tane var ama meniye yani şeye gelmiyor mudur, yani dışarıya çıkmıyor mudur? Ona bakılır, anlatabiliyor muyum? Ve orada işte bir tane tübülde ya da bir bölgede çok küçük bir alanda sperm üretimi olabilir. Burada mikroskop altında o sperm üretilen yerler bulunmaya çalışılır. Anlatabiliyor muyum? Yani mikro testi onun için işlemi de bunun için yapılır. Bunlarda da beyinde hormon yüksektir. Yani diyelim ki 3-5 iken FSH miktarı, international ünite ya da işte pikogram, bu yaklaşık 30'lara 40'lara 50'lere çıkar. Anlatabiliyor muyum? Ve ama işin ilginç yanı, tedavi edilebilir olan, hipofizde problem olup da tedavi edilebilir olan azoospermi, ilk anlattığım azoospermi en azı yani %2-3 oranında gözüküyor. Kanal tıkanıklığı olan %30 civarında gözüküyor. Ama %70'i de aslında en son bahsettiğim, aslında kanalların açık olduğu, beyinden hormon hatta fazla üretildiği fakat tesislerde, yani erkek yumurtalıklarında üretim problemi olanlar en çok grubu oluşturuyor. Peki bunlardan en şanssız hangisi azoospermik vakalarda? İlk tedavi, tüp bebeğe bile ihtiyaç, ilk bahsettiğim, yani beyinden hormon salınamayan, ona siz dışarıdan hormonu versiniz, çocuk sahibi bile olabilirler. Şimdi şunu merak ediyorum. Biz kadınlar tüp bebek tedavisine başlarken onlarca test, işte rahim içi film, hakikaten kadınlar için çok meşakkatli bir süreç. Peki beyefendilerin yapmaları gereken
örneğin anlattıklarınıza bakılırsa sperm hormon testi var. Yapılıyor. Sadece o kadar. Eğer orada bir problem varsa hormon testi istenir. O kadar. O kadar. Vallahi çok kolay işler o zaman onların bize göre. Ama doğuran da kadın, bir dakika, erkek doğuramıyor ki. Neyse ki. Peki hocam, şimdi şöyle soralım. Azospermik bir erkek mikrotesi ameliyatı olması gerektiğinde bunun bir takım koşulları var diye biliyorum ben. Yani her yerde yapılmaz da hani üreme sağlığı ile ilgili tabii, olan bir ya eskiden klinikte. Şöyle yapılıyordu. Doğru mudur bu doğrudur. Bilgi? Doğrudur. Eskiden bu çok yapılıyordu. Bundan şu an çok yapılmıyor. Erkekte azosperm var. İşte hadi senden bir parça alalım. O parçadaki dokuların patolojisine bakalım deniyordu. Aslında oralarda bir üreme sağlığı merkezi değil. Normal bir patolog değerlendiriyordu. Orada işte bir işte bu sertolisel ya da bir hastalık, hatta sperm gördüğünü falan söylüyordu. Ama gerçek değerlendirme aslında bir tüp bebek merkezinde yapılması lazım. Çünkü orada sperm varsa onu dondurmak lazım. Ha, hemen müdahale edilmesi hemen lazım. Hemen dondurmak lazım. Çıktığı anda dondurmak lazım. Çünkü öbürünün onun tedavinin şekline bir etkisi yok yani. Tamam, tanıyı koyduk. Tamam. Sperm var ya da yok. Ya da işte sertolisel hücreleri var yani sperm. Ama sonuç hani var mı sperm? Elimize ne geçti? Bir şey geçmedi. Yani ilaç vereceğiz, değişecek mi? Yok, değişmiyor. O zaman bunları şu an artık bu değişti. Artık bunlar bir merkezi, genelde bir tüp bebek merkezlerinde yapılıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Testte yapılan her TESA işleminden sonra sperm çıkma kapasitesi biraz daha azalıyor erkeklerde. Öyle yani mi? Tabii. Örneğin son zamanlarda çok moda oldu. İşte sperm çok düşük. İşte 2-3 defa tüp bebek yapıldı, gebe kalamadı. Hadi sana bir de TESA yapalım. Ne değişecek? İçeriden alalım, daha iyisi olabilir. Böyle bir hipotez var. Çok küçük bir çalışmayla bu böyle olduğu söylendi. Aslında bu hastalara bir alternatifmiş gibi geliyor ama daha sonra bazen görüyoruz ki erkekler bu sebep yüzünden var olan sperm çıkma şeyleri de ortadan kalkıp azospermiye dönüşebiliyorlar. Ha. Ya da işte işlem yapıldığında sperm fazla alıp dondurulması lazım. Çünkü tekrar bir daha işlem yaptığınızda o sperm çıkmayabilir. Ve bir erkeğe örneğin 3 defadan fazla da TESA yapılsın istenmiyor. Çünkü başka sıkıntılar da oluyor. O her yapılan işlem biraz daha testislerde hasar yapıyor. Ha, doku harabiyeti doku olabilir. Harabiyeti yapıyor. Peki şunu merak ediyorum. Yine bu basında çok sık çıkan haberler var. Şimdi bazen rating için, bazen tiraj için işte tıklanma oranı artsın diye öyle haberler yapılıyor ki ben bazen baktığımda hani az buçuk yine bunlar en masum aslında. Bu ne ya diyorum yani, bu kadar. Ve insanlar umut kapısı, buna inanıyorlar. İşte bilmem neyi yersen, şunu içersen işte sperm sayın bir anda artar. Bir de böyle aktarlarda falan satılan ürünler de var. Biraz bu konuda da mesaj vermenizi rica edeceğim. Çünkü özellikle beyefendiler bu konuda daha içe kapalı oldukları sen için. Sen bunu tabii Aret'le program yapıyorsun. Aret'le bunlara hep karşı bana da oradan kulak gönderme yapıyorsun. Şimdi, Aret hocamında. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Aslında bu iş tüm dünyada sektör aslında. Bir sektör haline geldi ama Türkiye'de apayrı bir boyuta gitti. Yani herkes bu işten nasiplenmek istiyor. Sonuçta her ne kadar bunları kabul etmesek de bunlara ticari bir gözle bakılıyor. Yani aslında tıpta ticari bir şey olmaması lazım. Keşke hastalarla böyle bir şey hiç girmesek. Ve bu da suistimale çok açık. Neyse ki erkekler örneğin işte ya da bizim hastalara bir sürü bir şeyler satılıyor, aktarlar. Hadi diyelim bunlar ne yapabilir? En fazla çocuk sahibi olamazlar işte zaman kaybından dolayı. Ama kanser hastalarında yapıyorlar bunu ve kanserli hastalar bazen hayatlarını kaybediyor. Tedaviyle bu tip problem çözülecekken normal güncel tedavilerle çok da inandırıcı anlatıyorlar böyle her şeyleri. Ona baktığınızda hastalar bu işe girip hayatlarını kaybedebiliyorlar. Yani onun için bu iş bizi çok aşan bir iş. Ama şunu söyleyebilirim. Bu tabii ki hastaları ben de bazen biliyorum. Şunları kullanın. Çünkü hastalarda bu psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Bu ilaçları kullandım, iyileştim ama bu ilaçlarla ilgili yapılan ya da bu ilaç demeyelim bunlara, katkı ürünleriyle ilgili ya da vitaminlerle ilgili yapılan çalışmalarda sanırım geçen yıl ya da ondan önceki yıl Fertistil'de Amerika'da yayınlandı. Ve bakıldı ki yani aslında böyle bir etkinliği yok ortada. Yani hani bir grup 4 ay kullandı, bir grup işte direkt işlem yapıldı ve işin sonunda hatta kullanmayan gruptaki gebelik oranları istatistiksel olmamakla birlikte biraz daha iyi çıktı. Yani şimdi buna baktığımızda elimizde
Tek gerçek data bunun gibi bir iki tane var. Diğer bütün datalar farklı bir şekilde üretilmiş datalar, anlatabiliyor muyum? Hani tıbbın hizmetine sunmuş. Varsayalım, bir de şöyle düşünelim. Sağlık Bakanlığı işte ya da bizim bakanlığımız. Yani burada olayın biraz mantığını anlaması için vatandaşlarını söylüyorum. Şu an Sağlık Bakanlığı bunları dünyanın parasını harcıyor. Tüp bebek tedavisine veriyor, ilaçlara veriyor. Tabii, ve Türkiye ve bunların hepsi ithal geliyor. Yani yurt dışından dehşetli bir cari açık var. Ya hiçbir akıllı insan yok mudur ki oralarda? Arkadaşlar bunları biz verelim hastalara, madem sperm düzeliyor. Normal yoldan çocuk sahibi olacak. Yok böyle bir şey. Ve bunların hiçbirisi Sağlık Bakanlığı ruhsatlı da değil. Tabii Tarım Bakanlığı'ndan. Yani şimdi böyle bir gerçek var. Böyle bir şey buluş varsa, böyle bir kullanım amacı varsa zaten bunlar devlet tarafından da süspanse edilir. Tabii. Sigorta da bunu öder yani. Tüp bebeği ödüyor sigorta bir kısmını. Aynen. En azından ilaçlarını karşılamaya çalışıyor. Devlet bunun için bir sürü yatırım yapıyor. İşte yurt dışından ithal şeyler geliyor ama bu biz bu ilacı bulduk. Hadi buyurun. Ki ilaç değil bunlar. Yani değil, evet, biz bunları bulduk. O zaman buyurun. Yani bunları çok böyle çok da şey yapamıyorum ama böyle bir gerçeği yatsımamak lazım. Bilimselliğinize inandığım için yıllardır tanırım. Onun için ben Arete gönderme yaptım. O da çok karşı bunlara çünkü sinirlenir o da yayınlarda, biliyorsunuz. Şimdi hocam tüp bebek tedavisinde bir yenilik var mı? Onu merak ediyoruz. İşte bir yandan laboratuvarda cihazlar değişiyor. Bir yandan işte kullandığınız o medyumlar değişiyor. Medyum dediğimiz bu arada o solüsyonlardan bahsediyoruz. Medyum deyince yanlış anlaşılmasın. Herkes bilemeyebilir. Yeni araştırmalar, umut veren ne var tüp bebek tedavilerinde? Ya tüp bebek tedavilerinde aslında bu şeyde reproduktif endokrinolojide bir takım değişkenlikler. Örneğin ya tabii ki bir takım şeyler var ama böyle icat dinlen. Örneğin her yıl yıllarca böyle söylenen, her yıl farklı merkezlerde işte biz şunu yapıyoruz, şöyle oluyor deyip de aslında sonra geriye dönüp bakıldığında bir bakıyoruz ki mikro enjeksiyon gerçek bir buluşmuş yani. Kesinlikle. Bir bakıyoruz ki aslında, yani siz de bunu biliyorsunuz, vitrifikasyon gerçekten bir buluşmuş. Çok. Yani sperm dondurma ya da embriyo dondurma. Önceden bu kadar başarılı değildi bunlar. Tabii. Bir bakıyoruz ki eskiden örneğin karında işte çatlatma ensesi yapılınca birçok insan hayatını kaybedenler vardı bu su toplamadan, akciğer yetmezdi. Evet, evet. Şimdi yeni bir ilaç kullanarak artık bunu halletmiş durumdayız. Süper. Artık hastalar bunun için hastanelere yatmıyor. Tedavilerde hastalarda bu tür komplikasyonlar gelişmesi minimale indi. Bir bakıyoruz ki işte genetik tek gen hastalıklarında ya da işte tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında ya da işte preimplantasyon genetik tanıyla daha fazla özellikle ileri yaşta sağlıklı embriyo seçebiliyoruz. Abort oranlarını bir miktar düşürüyoruz. %100 kaldıramadık ama bir takım tek gen hastalıklarında sağlıklı çocuk elde edebiliyoruz. Bu da bir başarıdır. Ama geriye dönüp baktığımızda bir zamanlar çok gündemde olan birçok tedavi yöntemi artık gündemde olmadığını görüyorsunuz. Onun için tabii bunlar da pazarlanmak ve piyasaya çıkmak. Yani embriyoskop bahsediyorduk 5 yıl 6 yıl önce. İMSİ başlıyorduk. Şimdi önce konuşmuyoruz. Ha, bunlar var mı? Var, evet, kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Ama böyle mucizevi bir işler yapıyor mu? Ya ihtiyaç olan hastaya kullanıyoruz. Bazen sperm parametreleri kötü oluyor. Kullanıyoruz ama gerçek kullanım alanına girdi. Her hastaya kullanılmaması gerekiyordu örneğin. Ya da embriyoskop her hastaya kullanılmaması gerekiyordu. Gerçek kullanım yerlerini buldular. Gebelik oranını %10-20 artırıyor diye. Hayır, böyle bir şey yok. Özel bir hasta grubunda bir miktar fayda sağlıyorlar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Onun dışında işte son zamanlarda kök hücreydi, PRP'ydi. Bunlar dünyada, Türkiye'deki kadar ilgi çeken ya da bilim camialarında bu kadar kullanılan ya da yapılan işlemler de değil. Öyle mi? Tabii. Yani, Türkiye'de pazarlama daha farklı herhalde. Türkiye'de biraz daha farklı bunlar ama hani biraz daha şey, yani bunlar biraz daha kapalı kapılar altında yapılıp ondan sonra bir sorun çıkarsa insanlara sunulur. Biz bunu insanlar üzerine bakıp sorun çıkarsa evet bu oldu diyoruz. Ne kadar önemli bir şey söylüyorsunuz tabii. İşin içinde olanlar daha da iyi anlıyor bunu. Peki hocam, şimdi tüp bebek tedavisinde bilimin de aşamadığı bir konu var. Artık onda yumurta dondurma en son. Türkiye'de de artık eskiden kanser hastalarına bir tek raporlu yapılıyordu. Son yanılmıyorsam 5 yıldır, 4 ya da 5 yıldır belli bir yaştan sonra AMH değeri düşmüş hanımlar raporlanarak yumurtalarını dondurabiliyorlar. Bu da müthiş bir şey oldu, evet, bana sorarsanız. Şimdi bu kadının yaşı ile ilgili konuyu aşamıyoruz. Kadın kısırlığında. Ya onu da ondan biraz şöyle bahsedelim. Şöyle yeni bir şey ben var mı burada da?
aslında bir yenilikte yumurta dondurma ve çözmelerdeki gebelikler. Yani bizde yaklaşık 10 taneden fazla canlı doğum dünyaya geldi çözdüğümüz yumurtalarda. Bunlardan bir kısmı kanser hastasıydı. Bir kısmı da böyle kritik yaşlardaydı. 40-41 yaşlarda. Daha sonra işte 44-45 yaşında evlendiklerinde o yumurtalar kendi o anki güncel yumurtalarla işlem yapılamayıp eski yumurta dondurduğumuz yumurtalarla gebe bıraktığımız hasta grubu var. Yani 3 tane 4 tane hastam var böyle. Bu çok önemli. Çünkü siz yani bunu söylüyoruz, hastaya da söylüyoruz ya da sizlere de söylüyoruz. Bunu kimse inanmak istemiyor ama 45 yaşından sonra neredeyse gebelik oranları %0'lara düşüyor. Çok bu düşüyor. Bu gerçeği ya da canlı doğum oranları diyelim. Gebelik oranları var ama canlı doğum oranları çok düşük oluyor. Bu gerçeği kimse kabul etmek istemiyor. Doktor kabul etmek istemiyor, hasta kabul etmek istemiyor. Çünkü bu yani acı reçete hani kısmı ya. Onu çok şey hep böyle bardağın dolu tarafını görmek istiyoruz. Boş tarafını hiç görmek istemiyoruz. Velevkil hamile de kalsa işte Down sendromu gibi değil mi? Yani bir takım riskler de var. Tabii, bana o kadar çok rapor geliyor ki daha geçen hafta iki arkadaşım gönderdi. İşte hamile kalmış çok mutlu 45-46 yaşlarında ama işte test yapıldığında amniyosenteze ihtiyaç duyuluyor. Down sendromu riski yani, var. Bunlar tabii yaş ilerleyince PGD yapılarak bunlar çözülebiliyor. Ama asıl burada şöyle de bir sıkıntı var. Yani AMH 0.01'e ya da 0.01'e 0.02'ye düştüğü zaman da hani yumurta topladığımızda bir yumurta ya da en fazla iki yumurta çıktığında da aslında sıkıntı var. Çünkü ne kadar çok yumurta çıkartırsak o kadar çok canlı doğum yapma şansımız var. Yani bunu da unutmamak lazım, bir kenara koymak lazım. Bunun dışında yaş örneğin 42-43 yaşında AMH'sı yüksek. Yani bu da bizim yani bizim sağlık sisteminde de böyle bir sıkıntı var. Aslında bunu over rezerv düşüklüğünün yanında yaş kuralını da koymak lazım. O hala da Türkiye'de koyulmadı. Yani bu da koyulunca bence işler çok daha güzel olacak. Yani bu özellikle genç kadınlar için, ameliyat olacak kadınlar için, yani yumurtalıklarını kaybetme ihtimali olan hastalar için, ondan sonra ailede erken menopoza girecek hastalar için ya da over rezervi bir şekilde azalan hastalar için ya da işte bir takım BRCA dediğimiz gen mutasyonları taşıyanlar, çünkü erken yumurtalıklarını kaybetmek zorunda kalıyor bunlar. Onlar için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yumurta dondurma değil mi? Yumurta dondurma. Biz de şu an yaklaşık 150 hastanın yumurtasını dondurmuşuz. Yani biz bir tane hatta bizim bir hastane, ben bunu görevlendirdim. Bir yazı yazalım bu konuda. Hani bizim Acıbadem grubunda ne kadar var? Evet, bakıyorum yaklaşık yani çok yüksek oranda yumurta ve dünyada hani bu kadar şey yok, böyle bir kurum yok hani bu kadar üretken olan. Ama artık bilinçlendi hanımlar. Yani çok soran var hocam. Yani ben dediğim gibi hani yıllardır sağlık yayınları yaptığım için bana bile işte soruyorlar, arıyorlar, yumurtamı dondurmak istiyorum, şartları ne, zor mu? İlaç mı kullanacağım? Ben de yayınlarda sizlere soruyorum. Şimdi Samsun'dan bir izleyicimiz eşi için bir soru soracakmış. Hanımefendiciğim günaydın. 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 Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Buyurun. Eşiniz beyefendi için zannediyorum Turgut Hocam'a bir sorunuz var. Buyurun. Evet. Turgut Hocam'a ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ olun. Benim eşimin hiç spermi yoktu hocam. Biz bir Türk bebek tedavisine başlamıştık. Ben Samsun'dan arıyorum. Hocamız bize ameliyatı falan yaptı. Türk bebek uygulayacaktı. Eşimle sperm çıkmadığından dolayı eşime bize dediler ki sizin daha çocuğunuz olmayacak. Evet. Evet. Bununla ilgili başka bir yerlerde hani sperm üretilebiliyor mu, üretilmiyor mu? Evet. Ya şimdi bu aslında o azı spermi anlattığımda son anlattığım konuydu. Hanımefendiciğim hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Buyurun hocam. Burada tabii şey tekrar testi yapıldığında %5-7 civarında bir oran veriliyor. Ama bunun ne kadar tartışmalı bir konu hani çıkma ihtimali. Bir de bu konuda bir takım gonotropinler kullanılarak yani beyinden salınan hormonlar yüksek dozda kullanılarak 6 ay sonra tekrar testi yapılmasını öneriyoruz bazı hastalara. Sonuçta başka bir hiçbir şansı yok bu çiftin, gördüğünüz gibi. Yani bir 6 ay kadar ilaç kullanıp tekrar bir daha testi yapılabilir. Gene çıkmazsa yapacak hiçbir şey yok maalesef. Ya işte
aslında hani kadın da erkek de evlilik içinde çocuk sahibi olamadığında taraflardan biri kendisi, bu bir kusur değil kesinlikle. Ben bunun bir yazgı olduğunu her zaman söylerim. Bir kadersel planda diye düşünürüm. O evliliklere bile yansıyor. Tabii. Değil mi? Bu tabii. Sosyolojik de bir durum aslında. Değil mi? İncelersiniz. Yani aslında, boşanmalar olabiliyor. Suçlu ya, hissediyor çünkü taraflardan biri kendisini bu kez. Ya tabii bu fark bir defekt yani, işte problem kimde? Hatta bu azospermi olmasa bile hastalar bazen anneleri babaları problem kimde? Damatta mı, kızda mı, ya tabii, da işte gelinde mi, oğlumda mı şeklinde böyle sorular oluyor. Ama bu toplum bizim, yani biz sonuçta biraz doğu kültürü hakim bir toplumuz. Bizim toplumda bunlar çocuk oluyor. Seviliyor. Yani tabii, torun isteniyor. Çocuk seviliyor ama böyle bir takım şeyler de, bir suçlu da bulmak gerekiyor. Evlenmezsiniz ne zaman evleneceksin derler. Evlenirsiniz çocuk ne zaman doğuracaksın derler. Böyle bir yapı var. Böyle tabii bir yapı beklenti var, yani. Var. Ama hakikaten evlilikleri çok etkiliyor. Evlilikteki çok diyaloglara. Peki hocam, şimdi şunu merak ediyorum. Bir çift ne zaman bir merkeze başvurması gerekiyor? Evlendiler, çocuk da istiyorlar. Ya burada herkes söylüyordur anlatırken, işte bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk olmuyorsa mutlaka bir infertilite, artık yani herhangi bir doktora da gitmeye gerek yok. Direkt infertilite merkezine gidilebilir. Yani bu bir şeydir. Orada yaş önemli mi? Yani genç hastalarda bu böyledir ama diyelim ki daha ileri yaşlarda, işte 30 yaşın üzerine evlenenlerde mutlaka 6 aydan sonra gitmelerinde fayda var. Yani biz bunu 35 diyorduk ama bence 30 yaşından sonra evlenen herkesin 6. ay eğer çocuk istiyor olmuyorsa mutlaka bir merkeze gitmesi lazım. Hı hı. Bunun yanında ben daha farklı bir şey de söylemek istiyorum. Çikolata kisti olan bir çift de aslında, ya da bir kadın da mutlaka bir infertilite merkezine gidip, çünkü onlar over rezervini de negatif yönde etkiliyor. Evet, evet. Yani tedavinin yönlendirilmesinde onlardan destek isteyebilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani başka doktorları bile olsa tedavinin yönlendirilmesini onlardan destek isteyebilirler. Yine bir miyom ameliyatı olacak bir kadın da mutlaka bir infertilite uğraşan hekim tarafından görülmesi lazım. Muayene edilmesi lazım. Çünkü biz miyom ameliyatı yapılıp rahim içinde tamamen kaybetmiş hastalar ya da lüzumsuz işte şeyler, hani bu şey için söylemiyorum. Burada bir sadece uygulamayla ilgili ya da olaya yaklaşımla ilgili. Yani benim gözümde bir miyomla herhangi bir kadın doğumcunun gözündeki bir miyomun algısı farklı olabilir. Ya da benim tabii baktığım bir çikolata kisine herkes benim gözden bakmayabilir. Onun için bunlar çok önemli. Bunun yanında kanser tedavisi görecek hastaların mutlaka bir, yani eğer çocuk doğurmayı düşünüyorsa sonuçta kanserlerin %20'si neredeyse doğurganlık çağındaki kadınlarda görüyor ya da %15'i. Bunların da mutlaka kemoterapi almadan önce ya da bu tedavilere başlamadan önce mutlaka bir tüp bebek merkezine gidip danışması gerekiyor. Benim fertilite eğer doğurganlık düşünüyorsa bu bana ne kadar zarar verir? Bununla ilgili bir önlem alabilir miyiz diye. Bunun dışında madem siz sordunuz, ben size hepsini anlatayım. Buyurun. Bunun dışında Klinefelter sendromu ya da Turner sendromu gibi işte çocukluk çağında ya da ergenlikte tanı koyulan bir takım direkt doğurganlığı ya da erken menopoza ya da azospermiye sebep olacak sebepler vardır. Ve bunlarda sperm, erkeklerde sperm çıkma ihtimali Klinefelter sendromunda 16-17 yaşında çok daha yüksektir. Dondurulup daha sonra kullanılabilir. Yoksa bu hasta 30 yaşına geldiğinde azospermi olur. Yine kadınlarda da erken dönemde yumurtlama devam eder ama diyelim 20-25'li yaşlarda bu bitebilir. Onun için onların da yumurta dondurması gerekebilir gibi söyleyebiliriz. Peki hocam, son olarak şunu soralım. Tüp bebek tedavisinde hanımların en korktuğu şey bir ilaçlardan kilo almaktır, şişmanlıyorum derler. Bir de rahim içi filminin çekilmesidir. Bu iki konuda da hanımların yüreğine biraz su serpecek bir şeyler söyleyelim. Ya şimdi ben kendi uygulamaları söyleyeyim. Aslında dünyada da hani bu uygulamalar böyle. 25 yaşında ya da 24 yaşında, şimdi benim hastalarım da var işte, bir tanesi azospermi, yani erkekte sperm yok. Ultrasona bakıyoruz, örneğin artık 3D ultrasonlar çıktı. O kadar güzel HSG gibi değerlendiriyor rahim içini. Yani böyle bir hasta tutup da bir de HSG ile uğraştırmanın aslında bir anlamı yok yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ya da işte tabii ki tekrarlayan IVF başarısı olan hastalara çekilebilir ama her hastaya da mutlaka rahim filmi çektirmeye gerek yok. Yani orada tamam çekilebilir. Ultrasonda acı yok herhalde. Ultrason normal, bizim ultrason. Ha, tamam, onda acı yok. Tamam. Yani ama işte çikolata kisti olanlarda ya da işte başka şüpheli bulgular olanlarda mutlaka bir rahim filmi çektirmekte fayda var. Bu bize ekstra
faydalar sağlar. Her ne kadar 3 boyutlu tutasyonlar da bu konuda bize çok veri veriyorsa da bunu unutmamak lazım. Tamam. Başka da bu ilaçlar kilo aldırtıyor mu? Çok kilo alıyoruz diyorlar. Yani, hormon replasmanı oluyor diyorlar. Yani bu ilaçlar aslında bizim vücudumuzda var olan ilaçlar. FSH'da ilaçta. Bu ilaçlar bazen aşırı cevap verdiğinde tedavi esnasında kilo alınabilir. İşte ovaryen hipersipilasyon sendromu. Su toplar çünkü ama 2 hafta sonra o su gittiğinde eski kiloya dönmesi gerekir. Yani orada eğer kilo yine kalıyorsa bence hastada bir problem var. Yani çok diyetle yemiştir. Dikkat etmiyor. Ya da bizim infertil grubun büyük kısmı %15 kısmı aslında polikistik overli hastalar. Ve polikistik overli hastalar evlendikten sonra tamam işte 2 yıl 3 yıl çocuk yapamadılar. Hadi doktora gittiler ondan sonra ilaç kullanıyorlar hani yumurtlama olsun diye. Ama zaten onlar kilo almaya meyil. Kendileri bıraksalar da kilo alıyorlar zaten. Ondan sonra ben işte o ilaçları kullandım ondan sonra kilo aldım diyorlar. Ediyoruz yani biz de şimdi şey yapmak istemiyoruz ama yani burada böyle bir şey ama bazen erkeklerde çok oluyor. Bir sürü bir şeyler yiyorlar. Aktarlar yiyorlar, polenler yiyorlar, bir sürü bir şeyler yiyorlar kilo aldırmak için ceviz şey. Onlar da kilo aldırıyor. Yani onların ne kadar etkinliği olduğu bilinmiyor ama işte böyle de bir şey var. Şimdi evet. Ne diyeyim hani ben bir evet. Hekim olarak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben İyifli de teşekkür ediyorum. Sohbetti. A'dan Z'ye aslında tüm konuşmuş olduk. Tüm Bartın Kazazedilerine geçmiş olsun. Allah şifalar amin. Ve Allah rahmet eylesin. Amin. Dualarımız onlarda. Sağ olun, var olun. Görüşürüz. Hocam. Evet sevgili seyirciler, şimdi Meltem bir pratik bilgi verecek. Efendim sarımsak, antibiyotik etkisi de var malumunuz. Ama bunun tozunu yapmak isterseniz evde bunu nasıl becereceğiz, nasıl yapabileceğiz? İzliyoruz, ardından Profesör Doktor Barış Çaynak bizlerle birlikte olacak. Merhaba hayatta, yine hayatınızı kolaylaştıracak, yemeklerinize lezzet katacak nefis bir püf noktası vereceğim. Hepimiz sarımsağı severiz, antioksidandır, koruyucudur. Doktorların çok önerdiği, bütün yemeklerinizde bulunsun, çiğini tüketin dediği muhteşem bir şeydir sarımsak. Ben çok severim. Hele mantının üstündeki o sarımsakla harmanlanmış yoğurdun lezzetini hiçbir şeye değişmem. Çok kullanırım ben sarımsağı ama bazen de böyle çorbaların üstünde bir çeşni olsun, ekstra bir lezzet versin diye sarımsak tozunu severim. Sarımsak tozu kullanırım. Hazır marketlerde satılıyor, evet güzel ama içeriğini bilmediğim için kendim yapmayı tercih ediyorum. İşte size bugünkü püf noktam sarımsak tozu nasıl hazırlanır hem de kolayca. Sarımsaklarımızı hazırladık. Şöyle kabuklarını soyduk, yıkadık, tertemiz. Fırın tepsisine koydum. Tabii ben bunu yaparken epeyce fazla yapıyorum. Yani bu fırın tepsisini dolduruyorum. Şimdi yapmanız gereken şey 100 derecede yaklaşık 20-25 hatta 30 dakika bu sarımsakların iyice kuruması. İyice kuruması derken eğer çok kalın ve büyük olanları varsa içinde çabuk kurusun diye şöyle ortadan birkaç parçaya ayırabilirsiniz. Fırına geldim. ...30 dakika... ...100 derece... Evet, altlı üstlü bunlar güzelce kuruyacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın kurudular. Tıkır tıkır oldular. Çok güzel oldu. Şimdi çorbalara dedik ya, mesela birazcık nane, birazcık kekik ilave edebilirsiniz içine. Şöyle biraz. Görmüş olduğunuz gibi kısacık sürede şahane bir sarımsak tozu hazırladık. Nane ile, kekik ile, kırmızı pul biberle lezzetlendirebilirsiniz. Dediğim gibi içine tuz da ilave edip bütün yemeklerinizde bunu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Daha lezzetli yemekler yapmak bu tip lezzetlerle mümkün. Merhaba Hayat bütün hızıyla devam ediyor. Bugünkü püf noktası sarımsak tozuydu. Görüşmek üzere diyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, önemli bir konu konuşacağız. Aort kapağını konuşacağız. Minimal invaziv kapalı cerrahisiyle cerrahiyle değişimini konuşacağız. Bir iyileşme öykümüz de var. Efendim kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak ve hastası aort kapağı 3 ay önce değişen sağlıkla saatli stüdyomuza teşrif eden sevgili hastası
Zeynep Köken hanımefendi bizlerle. Telefon numaralarımız ekrana geliyor. Aslında kalp sağlığı ile ilgili benden size bir kıyak olsun. Bütün sorularınızı sorun diyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi gördük, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Zeynep Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel böyle şıkır şıkırsınız. Bayıldım maşallah maşallah. Teşekkür ederim. Şimdi Zeynep Hanım'la başlayalım mı? Tabii. Zeynep Hanım herhalde çoluğu çocuğu büyüttü. Az önce stüdyoda. Evet. Çocuklar mı? Evet. Allah bağışlasın. Tabii annelerine göz bebeği gibi bakıyorlar şimdi değil mi? Artık sıra onlarda. Zeynep Hanım bir anlatalım mı? Aort kapağı çok önemli. Onlara hocama soracağım ama size var mıydı genetik bir durum ya da işte aort kapağınızdaki bu rahatsızlığı nasıl hissettiniz? Vardı evet, annemde kalp rahatsızlığı vardı. 10 yıl önce de bu teşhis edildi. İlaç kullanıyordum. Yorulmalar vardı. Ama ben anlam veremiyordum tabii, kalbimle alakalı olduğunu hiç düşünmüyordum. Bunun sonunda işte ayak şişmelerim falan oldu, halsizliklerim oldu, merdiven çıkamıyordum. Normalde kendim hareketli bir insanım. Tamam. Sonunda işte hekimlere gittik, karar verildi. Daha sonra da Barış Hocam'la tanıştık. İşte 19 Temmuz benim hayatımın dönüm noktasıydı. Şimdi Temmuz çok çok oldunuz. İyiyim. Üç evet. Ay olmuş, ha? Evet. Maşallah. 3 ay önce. Şimdi hastalarınız aslında hakikaten bir aile gibi oluyoruz. Bakın biz de programcı olarak o ailenin içine evet. giriyoruz. Zeynep Hanım yemin ediyorum bana çikolatalar, kahve... Utandım. Ben de burada gelen konuklara sürekli herhalde metazorim yapıyorum. Çok utandım. Gönlünün zenginliği, peynirler. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Aort kapağı. Hocam şunun bir görevini anlatalım. Çünkü o kapak çok önemli bir çok kapak. Çok önemli. Değil mi? Şimdi hanımefendi aort kapak darlığı durumu evet, vardı. Aort evet. kapak darlığı aslında biraz ileri yaşlarda herkesin başına gelebilecek bir şey. Evet. Ama bizim toplumumuzda biraz daha erken yaşlarda da olabiliyor. Çocuklukta geçirilmiş romatizmal hastalıklara bağlı olarak erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Şimdi şöyle bir kabaca bizim bu maketimizden başlayalım. Aort dediğimiz kalpten çıkan ana damar. Bir görebilirsek belki bunu. Evet. Tamam. Kalpten çıkan ana damar aort dediğimiz. Bu aortla kalp arasında, bu kalbin içerisini açtığımız zaman görüyoruz ki aortla kalp arasında bir kapak var. Şu kapak, üç yaprakçıklı bir kapak. Kalp kasıldığı zaman bu kapak açılacak, bütün kan aort damarına geçecek. Tamam. Sonra kalp gevşediğinde kapanacak ki bir daha kan tekrar kalbin içerisinde geri dolmasın. Bu arada da kalp tekrar şişsin, tekrar boşaltsın kanı. Şimdi eğer bu kapak daralırsa, normalde olması gereken bir çapı var bu kapağın. Tamam. Açıldığında 4 santimetre kare kadar bir alan hazırlaması lazım ki rahatça kalp oradan kan pompalasın. Tamam. Eğer bu kapak kireçlenip daralıp küçülüp bu açıklık 1 santimin altına kadar düşüyor ise o zaman kalp o darlıktan kan pompalamakta çok zorlanıyor. Ha, yeteri kadar pompalayamıyor. Evet, yani daracık bir yerden kan pompalamaya çalışıyor. Düşünün ne olur, hani ben biraz şeye benzetiyorum. Elinizde bir hortum var. Ucunu biraz daha küçülttünüz yani parmağınızla. Daha uzağa su atmaya başladı. Tamamen kapatsanız ne olacak? Musluktan atacak. Yani kalpte de aslında benzer bir basınç mekanizması var. Yani gittikçe zorlanıyor oradan kanı pompalamakta. Hı hı. Ve en sonunda da hakikaten bu tür hastalıkların sonu ani ölümle bile sonuçlanabiliyor. O yüzden aort kapak darlığı tespit edildikten sonra mutlaka bu kapağı bizim değişmemiz gerekiyor. Bu kapağı değişecek bir ameliyat yapmamız gerekiyor. Peki şimdi o dediniz ya bir santimin altına düştüğümüz zorlanıyor. Mesela o belirtiler, semptomlar Zeynep Hanım'daki nefes darlığı, yorulma, ödemler bundan mı oluyor hocam? Evet, bundan oluyor. Şimdi bir arada ekranda da görüntüler var. Hani ben biraz şey görüntülerini de koydum bugün. Bu göğüs kemiğini açmadan kapalı dediğimiz ameliyatın farkı ortaya çıksın diye. Çünkü aynı ameliyatı normalde böyle yapılıyor. Yani bu ameliyatın toparlamasıyla öbür ameliyatın toparlaması arasında bir fark oluyor. Ciddi yani, şekilde göğüs açılıyor. Evet, bütün göğüs açılıyor. Kemik ortadan tamamen ikiye kesiliyor. Sonra çelik, biraz önceki görüntüde vardı. Çelik tellerle veya işte özel plaklarla tekrar bir araya tutturuluyor. Ama işin sonunda yapılan şey içerideki o aort kapağını değişmek veya bypass ameliyatı yapmak, kapak mitral kapak ameliyatı yapmak. Ama yani aslında bir hastalığı başka bir ortopedik sorun haline getiriyoruz. Yani bir de böyle bir tarafı var. O yüzden kapalı ameliyat, kapalı ameliyat dediğimiz şey aslında aynı ameliyat da bunu yapmıyoruz. Yani o ne en sol tarafta göğüs kemiği açılan klasik bir ameliyat var.
Bu da minimal invaziv tarzları. Bazen kemiğin üst kısmını açarak en sağdaki gibi yapıyoruz ama daha ideali bizim hanımefendide de yaptığımız şu ortadaki şey. Yani küçük bir sağ taraftan kesiyle bu işi yapmak. Peki şimdi sözünüzü balla kesiyorum. Buyurun, estağfurullah. Balla kesiyorum. Zeynep Hanım, genç bir hanımefendisiniz. Daha pek herhalde, o kadar değil. Yok, gençsiniz şimdi. Yapmayalım. Hanımlara yaşlı sorulmaz, söylenmez de. Ben de ondan yanayım. Daha torunlar, torbalar bekleniyor. Henüz yok. Bekleniyor inşallah. Onları da seveceksiniz. Aort kapağınızdaki bu hastalık, ailede de belli ki genetik bir kalp hastalığı geçişi var. Siz ilk belirtileri anladığınızda düzenli bir kalp check-up'ınız oluyor muydu? Yoksa o belirtiler artık ya bende bir şey var dediğiniz anda mı gittiniz? Oldu. 3 ay, 6 ay gibi kontrollerim oldu. Sık sık anjiyolarım oldu. Fakat damarlar temiz çıktığı için pek belli olmadı. Hemen en tanı konmadı. Evet, tanı konmadı. Ameliyata var. Evet, bir ameliyat öneriliyor ama yani tarih belli değil. En son ayaklarımın şişmesiyle ayaklarım dizlerime kadar böyle pırıl pırıl parlak bir şekilde alerji olduğumu zannediyordum. En sonunda işte hekime gittiğimde artık tamamen daralma var. Oradan sızan kan senin vücudun idare etmez. Özel bir yerde ameliyat olmam önerildi. İşte sağ olsun hocamı da Instagram'dan takip ediyordum, tıkladım. Bütün gelmişini geçmişini öğrendim. Onun için çok mutluyum hoca, kendisiyle tanıştım. Hoca çok iyi kullanıyor ama hakikaten çok önemli bilgilendirmeleri var. Ben de yıllardır takip ederim hocamı. Peki şimdi bu ameliyatların kapalısı var, açığı var. Siz bir malumat sahibi miydiniz o esnada? Hiç düşünmemiştim ama oğlum sağ olsun işte hocamı da takip etti o da. Hemen direkt iletişime geçtik. Kesinlikle kapalı ameliyat yaptırırım sana dedi. Geldik, anlaştık hocamızla. Bir ay bir ameliyat şeyi oldu, düşünme payı oldu. O kadar arada... düşünme payı var mıydı peki o bir ay? Şimdi kapak hastaları tam böyle oluyor. Şöyle yani sizin bir ara ameliyat olmanız lazım deniyor ve yıllarca takip oluyorsunuz. Yani o kapak o kadar ciddi daralmamış, ameliyat sınırına gelmemiş oluyor ilk teşhis koyulduğunda. Ondan sonra şikayetler artıyor. Ekolarla tekrar ultrasonlarla bakılıyor. Evet, daha da artmış, daha da artmış. Artık ameliyat olun deniyor. O aşamada da bir düşünecek ve araştıracak bir süreç var aslında. O yüzden kapak hastaları çok bilinçli olur. Yani bypass hastaları ani hastalardır. Evet. Hemen ya kalp krizi geçirmiştir ya ani bir anjiyo yapılmıştır. Çabuk bir an önce ameliyat ol denir. Onlar o kadar bir vakti olmuyor ama kapak hastalarında böyle bir vakit oluyor gerçekten. O yüzden daha derinlemesine araştırıyorlar. Yani hani hep gelen karşıma oturan hastalar ne kapak takacaksınız, kapağı tamir mi edeceksiniz, bunu nasıl yapacaksınız, göğüs kemiğim açılacak mı, daha küçük olabilir mi, hep bunları soruyorlar. O yüzden de daha bilinçli hastalar oluyor. Bir ay araştırdınız, düşündünüz, karar verdiniz. Evet. O bir ay zor geçmiştir. Ama kesinlikle başka hekim düşünmedik, biz hocamla karar kıldık. O arada çok stresliydim tabii ki, kolay bir şey değil o ameliyat masasına yatmak. Yani ölümü dahi göze almıştım. Allah esirgesin. Masaya yattığımda da ilk sorduğum soru hocam yok mu? Belki başka birilerine yaptırır mı düşüncesi oluştu. O da var mutlaka. Anestezden önce mutlaka bir görüşürüz yani. Şaka değil, ben de yapmıştım bunu. Biliyor musunuz? Ben de bir ameliyatta, şimdi gidiyorsunuz muayene oluyorsunuz, hani tetkikleriniz yapılıyor. Ameliyata girmeden anestezi verilecek. Hoca gelsin. Nerede hoca? Göstermesi istiyorsun. Evet. Evet, ama o arada tabii uyumuşum, hatırlamıyorum. İşte yoğun bakıma girdim ameliyattan sonra. Sanıyorum 12 gibi kendime gelmişim. Baygın bir vaziyette. Saat kaç diye sorduğumu hatırlıyorum. Sonra 3 gibi falan sabahta servise çıktık. Ha, bir gün yattı yoğun bakım. Bir gün. Bir gece. Peki şimdi kalp kapak, aort kapağı değiştirilebiliyor, tamir de edilebiliyor. Hanımefendinin değiştirildi değil mi? Evet, kapakta ileri derecede darlık olduğu zaman tamamen kireçleşmiş, taşlaşmış bir kapak söz konusu. O kapağı bizim tamamen temizleyip yerine yeni bir kapak takmamız lazım. Kapakta kaçak olduğunda tamir edebiliyoruz. Tamir ediliyor. Yani bazen de bu kapak ucuca gelmeyip kaçak oluyor. Aort damarı genişlediği için oluyor bu. Ona göre bir takım tamirler, aort kapağın tamirleri olabiliyor. Mitral kapakta, yani kalbin içindeki kapakta kaçak varsa onu %100 tamir ediyoruz. Çünkü o kapağın tamiri daha kıymetli, daha içeride bir kapak olduğu için. Ama aort kapakta hem daha çok darlık oluyor hem de aort kapak yetmezliği genelde
aort damarı genişlediğinde oluyor ve onu o zaman tamir edebiliyoruz, yani kapak genişlemişse. Ama kapağı değiştirirken bizim dikkat ettiğimiz şeyler var. Burada işte bizim bu kapalı yöntem dediğimiz şeyimiz, bütün cerrahi alanımız oradan gördüğümüz şey. O 4 santimlik bir kesiden aort damarını görüyoruz. Sonra aort kapağını oradan değiştiriyoruz. Kapak değiştirirken şimdi bir önemli mevzu da ne tür bir kapak takılacağı. Şimdi iki türlü kapak var. Bu kapakların bir grubu metalik kapaklar, evet, titanyum kapaklar. Bir grubu da biyolojik kapaklar. Evet. Yani hayvan dokusundan, genellikle sığır dokusundan alınarak insan vücuduna uyumlu hale getirilmiş doku kapakları. Evet. Bu doku kapakları burada görülüyor. Şu sağ alttaki metal bir kapak. Diğer ortadaki ve şeyler de, bunlar da biyolojik kapaklar. Biyolojik kapakların avantajı şu: bu kapakları takarsanız kan sulandırıcı kullanmıyorsunuz. Yani sığır derisinden yapılan. Evet, bunlar işte sığır perikardı dediğimiz sığırın kalp zarından bunlar yapılan veya kapağından. Bunlar dokuyu en iyi taklit eden. Evet, bunlar aslında hücresel, hücreleri yok edilmiş, sadece doku olarak kalmış kapaklar. O yüzden vücuda uyumu olacak mı olmayacak mı diye de bir şey yok. Sıkıntı organ yok. Nakli gibi bir şey değil yani. Anladım. Bu olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Ama farkı şu: metal kapak kullandığınızda ömür boyu çok kuvvetli bir kan sulandırıcı kullanmanız lazım. O da eski jenerasyon bir kan sulandırıcı, yeni jenerasyon kan sulandırıcılar gibi de değil. Sürekli doz bakmanız lazım. Yüksek çıkmayacak, kanama olur, düşük çıkmayacak, pıhtılaşma olup beyni atabilir. O yüzden biyolojik kapakların avantajı şu: hiçbir şekilde kan sulandırıcı kullanmıyoruz. Yani hanımefendi kullanmıyor şu anda. Şimdi kan sulandırıcı kullanmamak büyük bir avantaj ama bu biyolojik kapakları çok genç yaşa takarsak, yani 30'lu yaşlardakileri takarsak da bu sefer bozulma gibi bir ihtimal oluyor. Onların kalsiyum metabolizması biraz daha hızlı yaşlılara göre çünkü. Ama özellikle 60 yaş üzerinde taktığımızda bu kapaklar çok uzun ömürlü oluyor. Kan sulandırıcı kullanma ihtiyacı da olmuyor. Hanımefendi 60 yaş üzeri değil ama benim bildiğim. Yani. Bir mahsuru yok söyleyebilirim. 55 yaşındayım. Evet, gençsiniz, ben biliyorum. O yüzden söyledim. Vallahi bizim için 6 ay bile önemli, ona göre. Şimdi hocam, mesela Zeynep Hanım, aort kapağının bozulmasındaki etki ne? Şimdi ben de bir hanım olarak artık 50'lere doğru gidiyorum ben de. Merak ediyorum mesela, aort kapağım neden bozulabilir? Doğuştan mı olur? Şimdi doğuştan bir yatkınlık oluyor. Bu kapak genelde 3 yaprakçıklı bir kapak. Genelde diyorum, çünkü toplumun belli bir oranında baktığınızda, sağlıklı kişilere de baktığınızda bazılarında 2 yaprakçıklı. Tamam. Yapısal olarak öyle. Doğuştan böyle olabilir. Doğuştan öyle. O 2 yaprakçıklı olanlar tıkanmaya, daralmaya daha meyilli oluyorlar. O yüzden onları takip etmek gerekiyor. Yani öyle bir tespitte bulunmuşsa mutlaka belli periyotlarla eko yaptırarak kapakta bir daralma oluyor mu diye bakmak lazım. İşte daralma olduğunda biz o kapağı tamamen temizliyoruz. Gördüğünüz gibi ve buraya yeni bir kapak tamamen takıyoruz. Yani o bütün o kireci temizlemek çok önemli bir şey bizim için. Yeni kapak takarken de burada onun ölçüsüne bakıyoruz. Hangi ölçüde kapak takacağız diyoruz. Belli ölçülerde takacağımızı kafamızda kestirmişiz aslında ameliyat öncesi yapılan ekolarla, evet, ama burada da mutlaka ölçü alıyoruz. Şimdi şu kapak da önemli bir kapak. Özellikle bizim küçük ameliyatlarda yaptığımızda bu en son jenerasyon bir kapak. Bu kapak dikişsiz kapak diye geçen kapak. Yani bu kapağı dikerken, normalde bir kapağı dikerken en az 30 tane dikiş koyuyoruz o halkaya. Tabii. Ve onları tek tek bağlıyoruz. Bunu o küçük aralıktan yapmak gerçekten çok zor oluyor. Bu kapak teknolojisi ilerledi. Artık bu kapak kendi, biz orayı temizledikten sonra açılarak koyuyoruz ve bir dikiş koymamıza gerek kalmıyor. Stent gibi kendi stent açılıyor. Stent gibi içeride. Kendi açılıyor. Evet. Çok iyi. Direkt o bir rehber dikişleri var. O dikişler vasıtasıyla oturtmamız gereken yere oturtuyoruz. Sonra kapak tamamen açılıyor. Bir de içini tekrar balonla genişletiyoruz tam otursun oraya diye. Tamam. Bu kadar. Bu yeni teknoloji. Bu en son teknoloji. Tabii bu ameliyatı çok hızlandırıyor. Düşünsenize, oraya 30 tane dikişi geçtiniz. Tabii 30 ki. Tane dikişi bağladınız. O 30 dikişi kapaktan geçtiniz. İndirdiniz, bağladınız. O bir vakit. Yani bizim ameliyat ne kadar kısa sürerse, yani kalp dolaşım halinde geçirdiğimiz tabii, ne tabii. kadar kısa sürerse o kadar hızlı iyileşiyoruz. O yüzden işte ameliyat süresini çok kısaltıyor. Çok küçük bir kesiyle yapıyorsunuz. Göğüs kemiğini zaten açmıyorsunuz. Bunlar da teknolojinin getirdiği yenilikler. Şimdi siz ameliyata girmeden önce biyolojik kapak, işte bu son teknoloji, metal kapak, bunları biliyor muydunuz? Araştırdınız mı? Çok araştırmadım. Gerçekten çok araştırdım. Konuştuk ama tabii, yani ben bunu hepsini böyle anlatıyorum. Yani orada da aynı şekilde. Aynen, açıklamalı bir şekilde anlattı. Yaşım da uygun olduğu için biyolojik kapağı tercih ettik.
Tamam, ameliyata giriniz. Barış Hoca geldi, gördünüz Barış Hoca'ya, giriniz ameliyata. Evet. Ameliyattan sonra yoğun bakım süreci var. Bir gün değil mi? Bir gece, evet. Bir gece. Şimdi yoğun bakımdan sonra servise geçtiniz. Evet. Gözlerinizi bir açtınız. Oh dediniz. Evet. O an ne düşündünüz? Ağrısızı. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Hmm. Evet, serumların, hortumların verdiği bir tahribat vardı ama mutluydum. Hemen ertesi günü normal yaşantıma başladım. Kendi hizmetimi kendim gördüm yardım almadan. Evet, sağıma soluma dönmek çok rahattı. Tabii. Bir de yüzük oyun yatmayı seviyorum. Ah, onun için de hiçbir sıkıntı olmadı. Aa, süper. Yüzüstü yüzümcü hastalar. Evet. Çok iyiymiş o. Peki şimdi eminim o duygusal bir durum da var. Yani orada iki evlat mı var? İki evlat. Allah bağışlasın, bir kız bir erkek. Evet. Bak nasıl umutla bakıyorlar. Hani nasıl mutlular, Allah bağışlasın vallahi. Şimdi cümlemizin evlatlarına. Amin. O ameliyat kararı veriliyor. O gece evde artık sabah ameliyata gidilecek. Yani o an ne hissettiniz? O çok sıkıntılı bir durum. Değil mi o? Evet. Hiç arkama bakmadan evden çıktım. Hiç geriye bakmadım. Kıyamam ben size. Belki dönemeyebilirdim yani. Şimdi ölümler de çok kolay oldu. Ani krizler oluyor. Genç ölümler oluyor. Allah kimsenin başına Amin vermesin. Yarabbi. Orada zaten sedyeye bindiğim an şey hissettim. Yani belki de dönmeyebilirim gibi. Ah kıyamam. Evet, ondan sonra işte. Neyse ki çok iyi cerrahlarımız, evet, hekimlerimiz evet var. Çok Türkiye teşekkür ederim hocama bu gerçekten. Bu konuda o kadar önemli ki hakikaten dünya çapında doktorlarımız, cerrahlarımız İşte var. Kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle, hakikaten Şimdi çok şeyi borçluyuz. Kesinlikle hayır diyorum. Değil mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ne güzel söylediniz. Çocukluğumdan beri beyaz önlüklü bir doktor görsem hayran kalırdım. Gerçekten çok kıymetliler. Ailesini bir taraf edip de hastasıyla ilgilenmek. Ya. Çok önemli duygular. Ya. Her meslek yani, kıymetli ama işte insan hasta olunca biraz şey oluyor. Yani daha empati yapıyor tabii. Yani tabii. O meslek grubunun önemini daha önemli anlıyor. Evet. Şimdi biz bu ameliyattan bir gün sonra çıktınız. Evet. Bizim ameliyatların bu küçük kesilerin olayı kozmetik değil aslında. Hani Kesinlikle. Kozmetik tarafı da var tabii. Aslında onu hanımlara sormak lazım. Mutlaka var da. Olay aslında ameliyattan sonra hızlı toparlama. Yani hem ömür boyu bir iziniz kalmasın. Hı-hı. Hem bu kemik işte iyileşmesiyle uğraşmayalım. Yara enfeksiyonuyla uğraşmayalım. Bizim kesiler ne kadar küçükse o kadar çabuk iyileşiyor. Ne kadar küçükse o kadar az travma görüyor vücudunuz. Ona o kadar az reaksiyon veriyor. O yüzden hızlı bir iyileşme oluyor. Mesela sizi ne gün taburcu ettik? Nasıl yapmıştık? Hocam pazartesi yattık. Hı. Cumartesi de taburcu olduk. Evet, yani aslında dördüncü gün taburcu evet. ediyoruz bu ameliyatları. Bu kapalı ameliyatlarda bypass ya da kapak tamiri değişimi standart bu mudur? Yani standart budur. Yani %99 hastamız böyle oluyor. Ama hani bir başka bir sorun olabiliyor, ritim bozukluğu olur, şeker ayarlaması olur, şu olur, bu olur. Onun için biraz uzayan yatışlar olabiliyor ama %99 dördüncü gün taburcu oluyor. Peki açık olsaydı aort kapağı değişimi kaç gün mesela yoğun bakımda yatardı, kaç gün normal hayatına döner? Yoğun bakım yüzü yatışı sıkacağı sonra uyuyabilirdi. İşte asıl mevzu o. Yoğun bakım yatışı orada bir iki gün ama bu akciğerler, biraz önce gördünüz o görüntü, işte akciğerler o kadar açılıp kapandıktan sonra bir de öksürmeniz, nefes almanız rahat olmadığı için çabuk bir solunum fizyoterapisi alamıyorsunuz. Rahat nefes alamıyorsunuz. Hı. O yüzden de hastane yatışı uzuyor birazcık. Hı hı. Yani açık bir ameliyatta normalde en az bir hafta yatmak lazım. 8 gün bir hafta. Ki bu akciğerler bir toparlasın. Rahat nefes alın. İşte bu kemik biraz stabilize olsun. Ondan sonra çıkaralım. Mutlaka işte şeyler, korseler takıyoruz. Şunlar bunlar. O yüzden o biraz kısıtlayıcı bir iş. Ama bu ameliyatı olduktan sonra 4. gün arabanızı kendiniz kullanarak eve gidiyorsunuz. Hı. Öbür ameliyat olduğunuzda minimum 2 ay, aslında 6 ay araba kullanmanız yasak. Yan yatmanız yasak. Yani yüzük oyun yattım diyor. Bir de bir ev hanımsınız değil mi? Evet. Zeynep Hanımcığım, çoluk çocuk var, eşiniz var ve evin işleri var mesela. Eminim onlar yaptırmamıştır anneciklerine değil mi? Ay çok tatlılar ya. Bayıldım. Allah bağışlasın. Şimdi mesela Zeynep Hanım'a şu hayat pratiğinden soracağım. Eve gittiniz. Ama tabii birkaç gün dinlenmek istediniz eminim. Evet, biraz kendimi korudum.
Tabii ki. Bu arada kız kardeşlerim de vardı yanımda. Hmm. Ama ben normal yaşantıma böyle panik halindeyim. Hemen müdahale ederim. Hmm. Yemeğimi falan yaptım. Yaptınız mı? Evet. Valla mutfağa girdiniz yani. Evet, girdim. Gerçekten girdim. Yardımladım. Ne yemek yaptınız? Yani... Hiç merak ettim. Bir dahaki programa yemek getirecekler. Mantı da açıyorsunuz. Geçen hafta peynir konuştuk. Peynir geldi. Şimdi haftaya yani mantı gelir. Ama pür dikkat izliyorum. Gerçekten şey, bir de Trakya şivesinden bahsettiniz. Acaba yani içimden dedim, sıra bana mı geliyor? Yani çok yaşayın. Ondan sonra eşim de dedi, tamamen hazırlıklarını yaptın mı? Hazır mısın? Evet. Peki ilk yemek şey yaptım. Bizde Trakya'da yok, kapama deriz tepsiye. Tavuk etiyle, normal et, kırmızı etle de olur. Onu yaptım. Çorbamız, işte salatamız, 2-3 bayağı girdiniz böyle, evet, yaptınız. Evet, girdim, gerçekten girdim. Kaç gün sonraydı? 5 gün idare maşallah ettiler hocam beni. Ya. Hocam bir kitapçık verdi çıkarken. Tamam. Ben o kitapçığa hiç uymadım, kapalı ameliyat olduğu için. Hiçbir acı hissetmedim. Çok affedersiniz, ne bir baş dönmesi, ne bir mide ile ilgili bir şikayet. Hiçbir şey. Bu ana kadar da böyle 3 ay doldu. Peki İnşallah böyle, hani böyle de gider. Yürüyüşler falan başladı mı? Bunları ya yapıyor kendim musunuz? Zaten aceleci bir kişiliğim var. Yürüyüş bugünlerde pek vakit ayıramadım. Yürüyüş de yapıyorum. Forma dikkat etmek gerekiyor mu bu ameliyatlardan sonra? Yani işte tempolu yürüyüş yapalım, işte açık havada şunu yapalım. Böyle bir takım ödevler var mı? Bu, var. Böyle bir ameliyat olduk. 5. gün kapama yaptık ama mutfağa girip. Mesela ne yiyecek, ne içecek, hayat tarzında bir şeyleri değiştirmek gerekiyor mu? Şimdi bir kere çıktığı gün ben mutlaka yürümesini istiyorum. Dışarıda ama açık havada. Yani 4. gün, 5. gün itibariyle dışarıda yürüyecek durumda oluyor zaten hastalar. Aslında hastanede de epey bir yürüyorlar, kondisyonlanıyorlar. Şimdi ben onu bir önünüzdeki bir 5 günü, 4 günü kondisyonlanarak geçirin diyorum. Yani diyorum ki bugün bir 20 dakika yürüyün, yarın yarım saat yürüyün, öbür gün 40 dakika yürüyün. Hep bu mesafeyi artırın, tempoyu artırın. Bir vücudunuzu şey yapın, hani normal bir hale gelsin. Ondan sonra hemen işinize başlayabilirsiniz diyorum. O yüzden mutlaka o düzenli yürüyüş çok önemli. Yani çünkü ameliyat ne de olsa aynı ameliyat, yani açık ameliyattan hiçbir farkı yok bunun. Ama tabii şöyle farkları var. Biz ameliyattan sonra hani bir ünite bile bir kan versek ameliyatta olan kişiye, o kanın verdiği zorluk bazen haftalar sürüyor. Sadece kan naklinden dolayı. Bu kapalı ameliyatların %85-90'ında hiç kan vermiyoruz. Yani bu sıfır çok kan. Önemli. Bu da çok önemli. Çünkü işte hani hep küçük farklılıklarla büyük bir fark yaratıyorsunuz. İşte göğüs kemiğini açmıyorsunuz, bypass'ta bacağı açmıyorsunuz, kesmiyorsunuz. Kemikle ilgili bir travma yaratmıyorsunuz, kan vermiyorsunuz. Kesi küçük olduğu için enfeksiyon riskiniz çok düşük. Kemik enfeksiyon ihtimaliniz yok. Bunların hepsi üst üste eklenerek bir ciddi bir fark yaratıyor. O yüzden çok hızlı bir iyileşme oluyor. Kilo almak bir problem yaratır mesela. Kilo almak, genelde bütün hastalar 6. ayda kilo alıp geliyor. Öyle mi? Evet, bir rahatlama geliyor. Özellikle bypass hastalarında daha çok oluyor. Bir rahatlama geliyor. Bir de ben hani ilk bir ay diyorum ki şu anda vücudunuz toparlama döneminde. Bir diyet vermiyorum hiçbir şekilde. Hani diyet vermiyorum derken işte şekerine, hamur işine dikkat edecek. İşte şeker kontrolünü iyi yapacak ama. Hani ağır bir diyet ya da bir şey değil. Yani kilo vermeyin istiyorum. O bir ay 6 aya uzuyor. O yüzden mutlaka 6 ayda böyle pembe yanaklı bir şekilde geliyor. Aa, çok ilginç. Peki hayata bakış açısı değişir derler. Ben her programda bunu özellikle soruyorum. Çünkü hakikaten bir kırılma noktası. Yani, evet, doğum günü gibi anıyor zaten hanımefendi. Evet, evet. Yani tam o tarih yani, kafasına kazınmış. Kendime falan bakmıyordum yani. Tamamen salmıştım ama ameliyat olduktan sonra dedim ki sen yaşayacaksın artık. Ya çok tatlı. Öyle kendimi ödüllendirdim. Evet. Yani böyle de devam ediyor. Mesela önümüzdeki yıllar için planlarınız ne? Tamam, çoluk çocuk evlenecek belli. Onların arzusuna kalmış. Ya bir torun lazım. İkinci baharda bir torun lazım Zeynep Hanımcığıma. Hayata bakış açınızda ne değişti? İşte kendinize daha mı çok vakit ayırıyorsunuz? Dostlarınıza daha mı çok vakit ayırıyorsunuz? Hobileriniz mi? Mesela ben Zeynep olarak
55 yaşına gelmişim, böyle bir ameliyat geçirmişim, yıllarca içimde ukde kalıyordu mesela Türk sanat müziği söylemek, atıyorum. Evet. Valla ben olsam söylerdim. Öyle onu şeyler kendi kendime yapıyorum zaten uykudan kalkınca. Öyle mi? Çocuklarımı da öyle şarkıyla, türküyle uyandırıyorum. Ne güzel, neşeli hayat dolu. Evet. İşte yürüyüşlerime devam ediyorum. Zaten bu arada diyetisyen kontrolüm de var. Var. Kilo gerçekten zor yani. Önemli. Hocam tavsiye etmese de eğilip kalkmak, yürümek hepsi büyük sıkıntı kilo alınca. 67 kilolara düşmüştüm. Dedim ki bu hayat böyle olmaz, yeme içme. Bir sürü yiyecek varken neden yemiyorsun? Bir bir fazlalaştırdım ama zararını gördüm. Değil mi? Tekrar toparlama sürecine girdim. Süpersin. Ama almamışsınız kilo, iyisiniz. 3 ayda iyi gördüm sesinizi. Peki hocam şunu da merak ediyorum. Şimdi hastalar aslında ikinci bir hayata kavuşuyorlar. Değil mi? Evet. Diyaloglarınız nasıl sürüyor? Yani ben biliyorum mesela yayına konuk olan doktorlarımızla ilgili bana da yazıyorlar. Ya işte yıllar önce benim şu ameliyatımı yapmıştı hoca. Selamlarımı söyle. Çok başıma gelen bir şey. Evet. O diyaloglar nasıl oluyor? Ya şimdi ben şey diyorum, yani biz bir ameliyat ettiğimiz hastayla nikahlanıyoruz. Değil yani mi? O ilişki hiç bitmiyor. Şey yani gece 10'da bir telefon geliyor. İşte hocam nasılsın diyor. Şimdi bir kere sesinden tanımanı istiyor. İsmini bile vermiyor. Ya, değil mi? Çok şey. İyiyim, teşekkürler, siz nasılsınız falan. İşte tanımadın mı beni yoksa diyor. Bayağı ciddi bozuluyor yani. Yani tanıyacağım şimdi falan. Ya beni ameliyat ettin ya 2 yıl önce diyor mesela. Hani böyle bir diyalog var yani. 2 yıl geçmiş üstelik. Evet yani herkes kendinin o işte 17 Çünkü Temmuz hanımefendi için nasıl olaysa. Evet. Siz, biliyorsunuz değil mi? Öyle bir durum oluyor. Bir de şimdi kalp ameliyatı olmuş. Başka bir şey olduğunda size sormadan hiçbir şey yapmıyor. Yani dişini bile çektirse size soruyor. Haklı İşte olarak. Hasta oldum diyor. Şu ilacı alayım mı? Grip oldum. Parasitomal alayım mı? Onu da size soruyor. Yani her şeyi bizimle konuşmak istiyor. Tabii. O yüzden hani bizim de hep ulaşabilir olmamız var, lazım. Yıllarca her zaman. Sürüyor. Peki mesela ihmal konusu çok önemli. Hanımefendinin aort kapağında Zeynep Hanım bir problem var. Tıkanmış, daralmış ve değişim artık gerekmiş. Bunu ihmal etse idi, ciddiye almasa idi, Allah muhafaza ne yaşardı? Bu çok önemli. İşte şimdi bir bu kapak hastalıklarında konuşurken ben diyorum ki bir takip dönemi var. Yani sizde bir sorun olduğu söylenmiş ekolarla, ultrasonlarla. Hı. Bir bakalım, bir gidelim denmiş, ilaçlar verilmiş. Bir dönem geliyor ki artık o takipleri yaptırdığınızda 6 ayda mı artık senede mi sürekli yaptırıyorsunuz. Artık ameliyat olsan iyi olur deniyor. Şimdi ameliyat olursan iyi olur dediğimiz bir periyot. Bu periyodu siz uzattıkça uzatıp ameliyatı ötelerseniz bir süre sonra ameliyat çok riskli bir ameliyat haline geliyor. Yani bu ameliyatın riski %1-2 iken hayati riski %10'lara 20'lere çıkıyor bu risk. Şimdi o riskte biz de ameliyat etmek istemiyoruz. Hasta da onu iyice göze alamıyor. Bir de hasta da daha sıkıntılı bir durumda geliyor. Ne oluyor? Akciğer ödemi oluyor, akciğer basınçları yükseliyor, kalp yetmezliği oluyor, kalbin kasılması bozuluyor. O zaman ameliyat bizim için çok riskli bir hal alıyor. Yani sadece kapağı düzeltmek de kalp kendisi düzeltmiyor. Veya kapağı düzeltseniz bile akciğer damarındaki basınç düşmüyor. O yüzden nefes darlığı devam ediyor. Normal çalışan bir kapak olmasına rağmen. Yani ameliyattan da fayda görmüyorsunuz. Olacağınız ameliyat da çok riskli oluyor. O yüzden bir ameliyat dendiği noktada kapak hastalıklarında mutlaka iyice araştırıp bir ameliyat olmak lazım. Neden kaçınılıyor? Ameliyattan kaçınılıyor. Aslında kaçınılan şey kapağın değişmesiydi, tamiriydi, şuydu buydu değil. Aslında kaçınılan şey demin gösterdiğim göğüs kemiğim açılacak. Ben artık hayatım olduğu gibi devam edemeyeceğim. Mesleğimi yapamayacağım. Sosyal hayatımı sürdüremeyeceğim. Yani bu tür kaygılar hep öteletiyor bu işi ve içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Ama biz bu işi böyle küçük kesilerle göğüs kemiğini açmadan çok daha hızlı iyileşeceğiniz bir durumda yaparsak aslında ameliyat da gözle büyümüyor. Yani aslında bu bilgilendirmeler bunun için önemli. Çok önemli. Yani eminim bu programı izleyen bir sürü kapak ameliyatı ol denmiş ama ha bile erteleyip duran kişiler vardır. Şimdi yani. Şimdi biz böyle iyileşme öykülerinde stüdyomuzda ağırlamaktan keyif alıyoruz. Neden? Çünkü işte 3 ay önce Zeynep Hanım bu ameliyatı olmuş. Bugün neşe içinde şık, bakımlı, keyifli anlatıyor. Bakın çünkü insan başına gelen biliyor bunları. Evet, değil mi? Evet. Yani aynı hastalıktan şu an muzdarip olup ya ben ameliyat olsam olmasam mı diyenler ancak o empatiyi kurabilirler. Kesinlikle. Zeynep Hanım'la hocam. Yani aslında bu kararı verip ve hayatınıza bir 10 gün
ara verip normal hayatınıza geri dönebilirsiniz. Yani bu kadar gözde büyütecek bir şey değil. İşe gitseydi Zeynep Hanım ev hanıma bildiğim kadarıyla. İkinci hafta başlayabilirdi işine. İşe de gidebilirdi. Evet, evet. Peki gençlerde de olabiliyor. Doğurganlık yaşı devam eden mesela hamile kalabilir mi kapağı değişen bir hanım? Çok önemli bir soru aslında. Sizden geliyor bu sorular bu arada. Benim verdiğim sorular da değil. Ne güzel bak yani o kadar hakimsiniz ki olaya. Şimdi şöyle eğer mekanik bir kapakla değiştirmişsek kapağı mitral kapakta olabilir aort kapakta kan sulandırıcı ilaç kullanıldığı için hamilelik çok zor oluyor. O yüzden özellikle genelde gençlerde mitral kapakta kaçak oluyor kapakla ilgili sorunlarda. Onları tamir etmek çok önemli. Yani çok hastam oluyor. Daha geçen gün bir hanımefendiyle konuştuk. 22 yaşında mitral kapak ameliyatı olacak. Evlenmemiş çocuk sahibi değil. Yani diyor ki ben hayatımın geri kalanında normal yaşamak istiyorum. Yani onun kapağını tamir etmek zorundayız biz. Hiçbir ilaç kullanmayacak çünkü tamir etsek. Hiçbir ilaç kullanmayacağı için de istediği kadar hamile de kalabilir, işini gücünü de yapabilir, her türlü sporunu da yapabilir. Yani genç yaştaki hastalar çok daha önemli. Biyolojik kapak taktığımızda da kan sulandırıcı kullanmıyoruz. O yüzden onlarda da bir sorun olmuyor yani hamilelik süreci. Ama kapağı tamir edebiliyorsak gençlerde kapak tamiri çok kıymetli. Evet bunu özellikle sordum çünkü hani çocuk sahibi olmak isteyebilir, böyle bir hastalığı olabilir. Tedirginlerse bu soruyu sorum. Bu metal kapaklar ses çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Yani bir süre sonra hasta alışıyor o sese. Bir grup hastada hiç ses duyulmuyor. Bir grup hastada ses duyuluyor, hasta farkında değil. Bir grupta biz duymuyoruz, kendi hissediyor. Olabiliyor. O yüzden hani biyolojik kapaklar o yönden de bir üstünlük aslında. Evet, pıt pıt atıyor kalbim oluyor o zaman işte. Yani şimdi Zeynep Hanım son bir dakikamız değil mi sevgili Vesile? 1,5-2 hafta. Sizden son olarak bu hani hastalıkla boğuşan, hayatını böyle sürdüren, belki ihmal edenler için zaman işte, kaybetmeden bir an önce kapalı ameliyat olsunlar. Mutlaka ameliyatlarını yaptırsınlar diyorsunuz. Tabii geçimi müsaade ettiği sürece. Kapalıyı da özellikle belirtiyor ki. Değil mi? Çünkü Zeynep Hanım düşünün ki yani. Ya rüya gibi ben hiç ameliyat çoğu kez düşünüyorum mesela yatağa yattığımda. Rüya gibi geldi geçti. O kadar güzel bir ameliyat sürecim oldu. Hiçbir ağrı acı hissetmeden. Yine söylüyorum üstüne basa basa. Hiç zerre kadar bir şikayetim sesiniz olmadı. Sesiniz de güzel galiba. Evet öyle görünüyor. Şöyle bitiriyorum. Şöyle bir kuple böyle minnacık bir şeyle öyle reklama gideyim. Nasıl ne diyeceğim? Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Aslında baştan değildim ama. Sonuna doğru oldu. Vallahi şöyle bir kuple minnacık bir şey söyleyin reklama gidiyoruz. Bitiriyorum Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Tamam. Bana sonradan telefonda söyleyecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Barış Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.